20 Mayıs 2020 Ankara Bala Çatalçeşme Köyü'nde bugün aşı yapıyoruz. Ağaçlarımız, sürgünlerimiz neredeyse 25-30 santim oldu. Ama biz aşıya devam. Şimdi ağaçlar uyansa, açılsa aşı olur mu diyen arkadaşlarımız. Burada ağaçların açılması, sürgünlerin yarım metre, bir metre olması önemli değil. Önemli olan kullanacağımız kalemlerin gözlerinin uyanmamış olması. Görüldüğü gibi hiçbir uyanma emaresi yok ve kalemlerimiz canlı bir şekilde duruyor. Şimdi kalemlerimizi biz su yürümeden kalemlere, yani uyanmadan aldık. Bu sene Mart'ta aldık. Mart'ın 10'u falan herhalde, tam hatırlamıyorum gün olarak da. Toprağa 1-1,5 metre kazdık. Geçen sene ani sıcaklardan dolayı biraz kalemlerimize uyanma oldu. Ondan dolayı bu sene daha derin kazdık. Ve şu anda hiçbir uyanma emaresi kalemlerimizde yok. Çok da güzel ve sağlıklı şekilde duruyor. Öncelikle tozlayıcılar atacağız. Buna burada ana çeşit Chetner tozlayıcı, Frangette ve Ronde kullanıyoruz. Motorlu testereyle kestik. Şimdi kestiğimiz yeri ferdahlayalım. Buna 3 tane kalem takacağım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı ve bereket olsun inşallah bahçe sahibine. Mis gibi kabuk var vallahi. Of. Haydi bismillah. İlk kalemimizi takıyoruz. Şimdi ağaç aşıları erken yapsanız da geç yapsanız da arkadaşlar havalar ısınmadan uyanmıyor. Hele ki bu seneki zamanda biraz daha geç uyanıyor aşılarımız. Çünkü havalar soğuk gidiyor. Ondan dolayı da fazla acele etmeye gerek yok. Sırayla yavaş yavaş her türlü aşı ve budama malzemelerini bulabileceğiniz tek adresimiz mstarim.com. Oradan ürünleri inceleyerek WhatsApp'a tıklayıp sipariş verebilirsiniz. Bu şekilde deldik. Ayrıca Play Store'dan ve Apple Store'dan MS Tarım'da yükleyerek bütün uygulamalarımızı, çalışmalarımızı görebilirsiniz.
Aşımızı tamamladık. Şimdi tepesine macunumuzu sürelim, bırakalım. Macunumuzu sürüyoruz çünkü nemini kaybetmesin kalemler. Başka bir şey yok. Ağaçımız bu şekilde tamamlandı. Şimdi şöyle bir gösterelim. Ağaçlarımız yan taraftaki bahçede. Bakın arkadaşlar. Ağaçlar hemen hemen bir karış olan da var. Daha az sürgün olanlar da var. Yani bu demek oluyor ki aşı yapılmaz değil arkadaşlar. Yeter ki kalemlerinizi iyi saklayın, muhafaza edin. Aşı yapabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.